Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili izleyenler. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Murat Kılıç'ın istifasının ardından boşta kalan AK Parti İl Başkanlığı'na Yenişehir İlçe Başkanı Fatih Yeşilyurt getirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kılıç'ın istifasının ardından Erzurum İl Başkanlığı'na Yenişehir İlçe Başkanı Fatih Yeşilyurt'u atadı. Fatih Yeşilyurt, AK Parti'nin 4. İl Başkanı oldu. İl başkanlığı görevine atanan Fatih Yeşilyurt, bizden önce görev yapan Murat Kılıç başkanımıza ve değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerini her zaman hayırla yad edeceğiz. Bunun yanında kuruluşundan bugüne kadar partimizin teşkilat kademelerinde yer alan herkese kucağımızı açıyor, birlikte çalışmayı ve yüreklerimizi birleştirmeyi taahhüt ediyoruz. Bizi bu göreve layık gören başta Sayın Başbakanımız olmak üzere partimizin genel merkez yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum dedi. Evet, bugün Erzurum'da bir oturma eylemi vardı. Sevgili izleyenler, Türk İş İl Temsilciliği özelleştirmelere karşı AK Parti İl Binası önünde oturma eylemi yaptı. Türk İş İl Temsilciliği özelleştirmelere karşı AK Parti İl Binası önünde oturma eylemi yaptı. Gürcü Kapı semtindeki AK Parti binası önünde toplanan Türk İş üyeleri basın açıklaması yaptı. İşçiler, taşeron işçiler, mevsimlik ve geçici işçiler, dört yerliler, kamu çalışanları, emekliler, örgütsüz, güvencesiz, kuralsız çalışanlar, işsizler, dar ve sabit gelirliler, kadınlar, gençler, emeği ve alın teriyle geçinen halkımız. Açıklamada özelleştirmeye karşı mücadele Türkiye işçi sınıfının onur savaşıdır, varlık savaşıdır. Çok direndik, çok mücadele ettik ancak ne yazık ki bu yağmaya, talana engel olamadık. Bu özelleştirmeler doğru değildir. Kamu kurumlarını yok pahasına satmayın dedik. Bizi dinlemediler. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Dünyada gelişmiş ülkeler geri dönüp kamulaştırma yaparken ülkemizde yağmaya ve talana dönüşen bu özelleştirme uygulamalarına derhal son verilmelidir. Özelleştirme ve taşeron uygulamaları konusunda alınan yargı kararları titizlikle yerine getirilmelidir denildi. Özelleştirme yağma demektir, talan demektir, rant demektir. Biz bunları 40 yıldır söylüyoruz. Ama gözleri ranttan başka bir şey görmeyenler bizi dinlemediler. Özelleştirmeye karşı direnen sendikalar topluma hedef gösterildi. Kendi kontrollerindeki sendikaları güçlendirme politikaları benimsendi. Ve bunların birisi de Erzurum Belediye İş Sendikası'nda hayata geçirildi. Sendikacılar yıpratılmak istendi. Sendikal hareketi 3-5 kişinin hataları yüzünden etkisizleştirmeye çalıştılar. Kamu kuruluşlarını yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çektiler. Bu sermaye o kadar güçlendi ki hükümet kurma ve hükümet yıkma gibi politikaları ellerine almaya çalıştılar. Büyüttükleri canavar kendilerini yemeye kadar işi götürdü. Bizim haklı çıktığımız her alanda kendini gösterdi. Özelleştirme aynı zamanda işsizlik demektir. Binlerce işçimiz özelleştirme belası ile işsiz kaldı. Emeklilik haklarını dahi elde edemeden kapının önüne koyuldular. Grup oturma eylemi yaptıktan sonra sessiz bir şekilde dağıldı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2. Erzurum Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in katılımlarıyla 22 Haziran 2014 Pazar günü saat 13.30'da gerçekleşilecek. Birincisi, 12 Şubat 2010 tarihinde yapılan Erzurum Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu'nun ikincisinde aradan geçen 4 yıllık süre zarfında Erzurum'un sorunlarının hangi ölçüde aşıldığı, ilin bugün itibariyle hangi problemlerle karşı karşıya olduğu ve bunların çözüm önerileri masaya yatırılacak. ETSO İş ve Endüstri İlişkileri Biriminin koordinesinde Meclis Başkanı Saim Özakal'ın başkanlığındaki ETSO Hazırlık Komitesi tarafından düzenlenen 2. Erzurum Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu'nda ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Vali Doktor Ahmet Altıparmak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile İçişleri Bakanı Efkan Ala bir konuşma yapacak.
Çalıştay'la ilgili bilgi veren ES Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 2023'e doğru Erzurum'un gündemi sloganıyla hazırlanan 2. Erzurum Çalıştayı ve Ortak Akıl Platformu'nun hazırlıklarının 3 aydan bu yana devam ettiğini belirterek, şimdiye kadar bu kapsamda 100 paydaş anketi, 126 resmi yazı ile kurumlara Çalıştay daveti ve toplam 95 saat süren 40 toplantı yapıldığını dile getirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Erdurmuş, kentin 460 bin hektar tarımsal alanı ve yaklaşık 1 milyon 591 bin hektarla Türkiye'nin en büyük meralarına sahip olduğunu söyledi. Balıkesir İl Müdürlüğü'ne atanan Zekeriya Erdurmuş bugün son basın toplantısını düzenledi. Erzurum'un tarım ve hayvancılık noktasında bakanlık ve bölge için çok önemli bir şehir olduğunu belirten Erdurmuş, Erzurum bir tarım ve hayvancılık şehri. 460 bin hektar tarımsal alanı ve yaklaşık 1 milyon 591 bin hektar da merasıyla Türkiye'nin en büyük meralarına sahip. Türkiye mera varlığının %11'i Erzurum'da dedi. Erzurum dediğimiz gibi tam bir hayvancılık tarım şehri. 460 bin hektar tarımsal alanıyla yaklaşık 1 milyon 590 bin hektarda meralı mevcutluğuyla Türkiye'nin en büyük meralarına sahip yaklaşık Türkiye mera varlığının %11'i Erzurum'da ve kaliteli meralarımız var. Büyükbaş hayvan sayısı, küçükbaş hayvan sayısıyla da ülkemiz için çok önemli. Yıllık yaklaşık 748 bin ton süt üretimi ile de ülkemiz süt üretimi içerisinde önemli bir yere sahip. Büyük ve küçük baş hayvan sayısıyla 748 bin ton süt üretiminin olduğu Erzurum'un ayrıca besicilik ve kurbanlık materyali noktasında yine ülke için önemli bir noktada bulunduğunu ifade eden Erdurmuş, Türkiye'deki toplam organik bitki üretiminin yaklaşık %7'si Erzurum'dan karşılanıyor. Kent genelinde 4300 çiftçimiz organik bitki üretimi yapıyor. Kent ayrıca 461 bin hektar alanı ve yaklaşık 1 milyon 591 bin hektarla Türkiye'nin en büyük meralarına sahiptir dedi. Erzurum'daki hayvanatlarımızın kültür ve kültür meralesi hayvanatlarımızın, yerli hayvanatlarımızın karkas ağırlığı batıya sevk edilirken ya da kestirirken karkas ağırlığının yaklaşık 300-350 kilogram canlılarla uğraşmasıyla esas kazancımız zor olacak ama yan gelirde bu yaklaşık 100 milyon Türk lirası Erzurum çiftçisine ilave destekleme gelmiş olacak. Yine son 10 yılda yapılan kooperatif çalışmalarımız var. Burada 67 kırsal alanda sosyal destek, altta yatırım olmak üzere 70 proje uyguladık ve 66 milyon Türk lirası da yine Erzurum çiftçisine hibe desteği sağlamış olduk. İklim şartlarının zor olduğu Erzurum'da binalarda mantolamanın önemine pek dikkat edilmez. Peki mantolamanın binalara hatta cebinize ne kadar karı var? İşte cevapları. Erzurum kış memleketidir. Öyle ki ağır kışın hüküm sürdüğü ilimizde hava soğukluğu zaman zaman -30 derecelere kadar çıkar. Doğalgazın gelmesiyle birlikte kömürün ikinci plana atıldığı ilimizde binalarda mantolama uygulaması da yavaş yavaş oturmaya başladı. Peki binaların yapılan mantolamanın faydaları nelerdir? %70'e kadar ısı tasarrufu sağlar, kışın sıcak, yaz aylarında ise serin tutar. Tamiri kolaydır, çatlama yapmaz. Bina dışından gelen gürültü ve sesleri %15 oranında keser. Bir de bu işi yapan inşaat işçilerine kulak verelim. Geçmişte okuma imkanı olamayan ve ağır yaşam koşulları karşısında ayakta durmak için bu sektörde çalışan inşaat işçileri mantolamanın öneminin çok fazla olduğunu ileri sürdüler. Buradan kiberliyoruz dışarıda zaten. Sonra montalama yapıyoruz. Yine sıva çekiyoruz. Üzerine mineral sıva, boya. 14. kat veya 13. katta çalışmak nasıl bir duygu? Yani nasıl, hiçbir korku morku yok mu yani? Korku var da artık alıştık. Çalışa. Tabii korku var, ekmek parası. Mecbur çalışmamız lazım. Okumadık. Okumadığımız için mecbur bir işte birini yapması lazım. Herkese okumalarını edelim. Tavsiye eder misiniz? Buyur. Okumalarını herkese tavsiye. Tabii herkes okusun, okumuş olsun. Okuyarak bu işi yapsalar daha başarılı olurlar tabii ki. Evet, mantolamanın ne kadar karlı bir iş olduğunu hep birlikte izlemiş olduk. Sevgili izleyenler, geçiyoruz bir başka haberimize.
Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muhammed Atamanalp Ramazan ayında vatandaşların bol bol balık yemesi tavsiyesinde bulundu. Ramazan ayına artık çok az bir süre kaldı. Mübarek ay öncesi Ramazan hazırlıkları da evlerde devam ederken yetkililer de Ramazan ayında iftar sofralarında yenecek yemeklerle ilgili uyarılarda bulunmaya başladı. Peki Ramazan ayında iftarda balık yemek ne kadar faydalı? İşte bu soruya Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muhammed Atamanalp cevap verdi. Atamanalp, balık etinin çok yönlü faydalarının bulunduğunu ve vatandaşların Ramazan ayında iftarda bol bol balık tüketmeleri tavsiyesinde bulundu. Fakülte olarak alabalık ürettiklerini ve halka açık olduğunu sözlerine ekleyen Dekan Atamanalp, alabalığın kilosunu 10 liradan satışa sunacaklarını açıkladı. Normal zamanlarda haftada en az 2 öğün tüketin dediğimiz balığı, aynı alışkanlığı Ramazan'da da tüketicilerimizin devam ettirmesini istiyoruz. Özellikle bizim bölgemizde Ramazan ayında ağır gıdalar tüketme alışkanlığı hakim. Ondan sonra da sağlıkla ilgili ciddi sorunlar yaşıyor insanlarımız bir ay sonrasında. Bizim yetkililer olarak tüketicilere önerimiz, son derece sindirimi kolay olan, içerisinde tüm vitaminlerin kompleks halde bulunduğu balık etini Ramazan'da iftarlarda yoğun olarak tüketmelerini öneriyoruz. Tesislerimizde haftanın 7 günü, hafta sonları da dahil olmak üzere balık satışımız, canlı balık satışımız devam etmektedir. Ramazan ayında da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. İsteyen tüketicimize bunu vakum paketlerde fileto halinde de sunuyoruz. Pişime hazır 10 dakika içerisinde, özellikle iftarlarda son derece pratik bir yemek olarak halkımıza öneriyoruz. Normaldeki satış programımızda Ramazan'dan ötürü herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğini üstlendiği Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu bugün yapıldı. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu'na Vali Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabört, üniversite dekanları ile kamu ve kurum temsilcileri iştirak etti. Yani kendi kendimizin lider olamazsak başkasının lider olamayız. Kendi kendimizi eğitmedikçe başkalarını eğitemeyiz. Sempozyumda oturum başkanlığını Profesör Doktor Nevzat Tarhan yaparken konuşmacılar ise Profesör Doktor Recep Kaymakcan, Profesör Doktor Edibe Sözen ve Profesör Doktor Muhammed Şevki Adin ile Doçent Doktor Necati Aydın oldu. Çocuklar anne ve babaların ne söylediklerini değil ne yaptıklarından etkileniyorlar. İşte bu davranış dili dediğimiz söz dilinden daha önemli, beden dili, davranış dili dediğimiz dili. Bu dili harekete geçirmeyi başarabilirse, eğer bunun yöntemleri bulunursa ki ve bununla ilgili çeşitli, şimdi şu anda siyaset bu konuda ciddi önem veriyor, değer veriyor, değerlere değer veriliyor, değerlerin farkına varılması çok önemli. Bu konuda mesela Horizon 2020 programı var. Bu büyük bir, 60 milyar dolarlık büyük bir, Avrupa Birliği ile birlikte yapılan bir proje. Bunun %37,5'u sosyal projelerle ilgili. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a bir yıl opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık imza atan teknik direktör Taşkın Güngör, şampiyon olacağız, bunun için yeniden Erzurum'dayız dedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 2. Taşkın Güngör dönemi resmen başladı. Tecrübeli teknik adam kulüp başkanı Sayın Özakan ile yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu törende bir yıl opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşmeyi imza attı. Güngör'ün alacağı transfer ücreti hakkında açıklama yapılmazken tecrübeli teknik adam şampiyonluk yaşamak için Erzurum'a geldiğini, şehir taraftar bütünleşmesiyle bunu başaracaklarını söyledi. Mavi Beyazlar 2 yılını imza atan teknik direktör Taşkın Güngör, ikinci kez Erzurum'da görev yapacağı için mutlu olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Taşkın Güngör, ikinci kez Erzurum'dayım.
İki sezon önce şampiyonluğu kaçırmıştık. Bu kez öyle olmayacak. Şehir, taraftar, yönetici, futbolcu kenetlenmesi sonucunda bu işi başarıp şampiyon olacağız. Bir yandan şampiyonluğu kovalarken diğer yandan da altyapının güçlenmesi ve yönetim yapacağı kurumsal çalışmalara destek vereceğiz dedi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen UEFA AB lisansı güncelleme kursu bugün başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen UEFA AB lisansı güncelleme kursu start aldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne ait sentetik çim sahada düzenlenen kursa teknik direktör, hakem ve futbolcular katıldı. Türk futbolunun efsane isimlerinden Sergen Yalçın da kursa katılan isimler arasında yer aldı. Oraya gideceğiz. Kursta Ömer Kaner, Muhammer Birdal, Ramazan Torunoğlu, Tuna Güneysu ve Aykut Cani'nin yönetimdeki 48 kursiyer altyapı ve teknik konularla bilgilendirilecek. UEFA AB lisans güncelleme kursu 9 gün sürecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Sevgili izleyenler, yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.